Toplumun demografik yapısı. Irk ve etnisite. Toplumlarda ırk ve etnisiteye bağlı olarak ortaya çıkan çok sayıda eşitsizlik söz konusudur. Önce terminolojiye hakim olalım. Irk ve etnisite arasındaki fark nedir? Irk, toplum tarafından tanımlanan insan grupları arasındaki fiziksel farklılıklara dayalı bir kategoridir. Irk oluşum teorisi, toplum eliyle ırksal kimliklerin inşa edilmesine yol açan toplumsal, ekonomik ve siyasi kuvvetlerle ilgilenir. Bazen bu farklar gerçektir ama bazen sadece varmış gibi algılanır ve tarihi olaylardan hareketle var kabul edilir. 1800'lü yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir insanın soyunda siyahi bir kimse varsa, o kişi beyaz olsa bile siyahi kabul edilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Tüm insanlar genetik açıdan birbirleriyle yüzde 99,9 aynı olduğu için insan DNA'sında ırk oluşumu için yeterli hareket alanı bulunmuyor. Buna rağmen ırk, toplumsal düzeyde inanılmaz derecede önemli bir etken. Her kültür, belli fiziksel karakteristiklere farklı anlamlar yüklüyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ırk, geniş bir ten rengi yelpazesine göre tanımlanıyor ama saç rengi önemsiz adlediliyor. Güney Amerika'da ise ten rengi konusunda çok daha spesifik kategoriler söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Latin Amerikalı olarak tanımlanan ırk, Güney Amerika'da belki 5-6 alt kategoriye ayrılıyor. Etnisite de toplum tarafından tanımlanır. Fakat etnisite, fiziksel karakteristiklere göre değil, ortak dil, din, milliyet ve tarih gibi kültürel etkenlere göre tanımlanır. Etnik grupların istatistiksel dağılımı ırksal gruplarınki kadar belirgin değildir ve tanımları zamanla değişebilir. Etnik azınlık bazen birkaç kuşak içerisinde etnik çoğunluğa karışabilir. Azınlık nüfusun yarısından azını oluşturan gruplara verilen addır. Azınlıklar belli karakteristik özellikleri nedeniyle farklı muamele görür. 1900'lü yıllarda doğma büyüme Amerikalı olanlar, İrlandalı, İtalyan veya Yahudi göçmenleri beyaz olarak kabul etmiyordu. Bu, onlara karşı bir ayrımcılık oluşmasına ve yaşayabilecekleri yerlerin sınırlanmasına yol açtı. Ayrımcılık, belli bir gruba mensup insanların sırf o gruba dahil oldukları için haksız muameleye maruz kalmasıdır ve bunun nedeni çoğu zaman ön yargıdır. Ön yargı ise mantıktan ve deneyimden bağımsız olarak varılan peşin hüküm demektir. Göçmen konusuna dönelim. Göçmenler beyaz kabul edilmese de göçmenlerin çocukları beyaz kabul ediliyordu. Çünkü onlar kültürel olarak Amerikalıydı. Etnik kimliklerini sadece ten renkleri belirliyordu. Toplum tarafından tanımlanan insan gruplarından bahsediyorum ama şuna lütfen dikkat edin. Söylediklerim gruptaki herkes için geçerli değil. Tıpkı Türkçe gibi istisnalar hep vardır. Sakın ha gruptaki herkesi stereotipleştirmeye kalkmayalım. Bu grup hakkında istatistiksel veriler olabilir. Ama bu veriler sadece genel bir fikir vermeye yarar. Nüfusa bir bütün olarak bakmamızı kolaylaştırır. Farklı ırklar arasında da, farklı etnisiteler arasında da istatistiksel açıdan çok büyük fark bulunur. Özellikle ırksal farklılıklar soykırım veya tehcir gibi bazı trajik olaylara yol açabilir. Tehcir yani zorunlu göç, bir grubun bir bölgeden zorla göç ettirilmesidir. Irksal farklılıklar İç sömürgeciliği de doğurabilir. İç sömürgecilikte azınlıkta olan belli bir grup ayrımcılığa ve istismara maruz kalır. Irksal farklılıklar ayrıca asimilasyona da neden olabilir. Asimilasyon bir azınlığın çoğunluk tarafından sindirilmesidir. Diğer yandan çoğulculuk bir toplumdaki ırksal ve etnik çeşitliliği destekler. İstatistiksel olarak aile yapısı, eğitim, gelir seviyesi Doğum oranı ve yaşam beklentisi ırksal ve etnik gruplar arasında farklılık gösterir. Irksal ve etnik gruplar arasında sağlık hizmetleri konusunda da yaygın bir eşitsizlik söz konusudur. Çoğu Amerikalının temel sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek kadar parası yoktur. Bu da bu insanların yaşam süresini etkiler. İstatistiklere göre azınlıkların yaşam süresi daha kısadır. Çünkü sağlık hizmetlerine erişimleri kısıtlıdır ve daha tehlikeli ama düşük ücretli işlerde çalışırlar. Yaşam ve iş alanlarında daha fazla zehre maruz kalırlar. Ayrıca alkol kullanımı ve yetersiz beslenme gibi kişisel davranışları da yaşam sürelerini etkiler. Tarih boyunca egemen gruplar azınlıktaki gruplara karşı ırkçı davranışlar içerisinde bulunmuştur. Yani egemen gruplar azınlıktaki gruplara Kendilerini hariç tuttukları bazı ırksal özellikler atfetmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş gücüne baktığımızda bunu görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin eğitim dahil her konuda eşit fırsatlara sahip olduğu yönünde bir şehir efsanesi vardır. Oysa gerçekte belli ırklar belli meslekler konusunda stereotipleştirilmiştir. Azınlıkların düşük ücretli Çoğunluğunsa yüksek ücretli işlerde çalışması beklenir. Asya kökenli veya beyaz Amerikalıların eğitime erişimi Afrika kökenli veya Latin Amerikalılara nispetle daha kolaydır. Bunun nedeni dönüp dolaşıp ekonomik ve kültürel etkenlere bağlanıyor. Eğitimin maliyeti istatistiksel olarak daha düşük ücretli işlerde çalışan azınlıklar için fazla yüksek olabiliyor. Ayrıca bazı gruplar için aile kurmak kültürel açıdan eğitimi sürdürmekten daha önemli olabiliyor. Bu da azınlıkların karşılaştığı sorunları bir fasit daire haline getiriyor. Ama tek neden kültürel farklılıklar değil. Toplumda ırksal ve ekonomik ayrımın gelişmesine ve sürdürülmesine zemin hazırlayan bir yapı söz konusu. Yüksek ücretli bir işe girmek için iyi bir eğitim gerek. Dolayısıyla eğitim bir öncelik değilse veya erişilebilir değilse ya da ayrımcılık nedeniyle engelleniyorsa azınlıklara vasıfsız veya yarı vasıflı düşük ücretli işler kalır. Farklı ırk ve etnisitelere uygulanan ilginç bir ayrımcılığa da cezai adalet sisteminde rastlıyoruz. Kanunlar ırkçı değilmiş gibi görünüyor olabilir ama benzer suçlara verilen cezalar çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin daha ucuz olan ve daha düşük gelirli kullanıcılar tarafından tercih edilen taş kokain, çok daha pahalı olan toz kokaine nispetle çok daha sert cezalara tabi. Bu, adalet sisteminin gözünde zenginle fakirin birbirinden ayrılması demek. Düşük gelirli suçlular ki istatistikler bu kişilerin genellikle azınlıklar olduğunu gösteriyor, daha sert şekilde cezalandırılıyor. Ayrıca azınlıklarda işsizlik ve okulu bırakma oranları da daha yüksek. Bu da bireylerin suça yönelmesine neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının hapse girme yüzdelerine baktığımızda azınlıkların hapse girme oranının beyazlara göre çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Oranlar arasında bir uçurum var. Yüzdesel olarak hapse giren azınlıkların sayısı beyazlara göre çok daha yüksek.